Herkese merhabalar. Ben Buket Yıldırım. Bizim burada metro çalışması var ondan dolayı diye düşünüyorum. Herkese merhabalar. Ben Buket Yıldırım. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu izlemek için geldiniz biliyorum. Çünkü az önce paylaştım. Neyse hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel geçiyordur diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben YouTube'da uzun video yapmıyorum. Bu yüzden nasıl giriş olur, gelişme nasıl olur, sonuç nasıl olur konuşamayacağım. Direkt o yüzden videoya geçiyorum. Ama videoya geçmeden önce buraya kadar geldiniz madem. Şu aşağıda bir tane abone ol butonu var. E, oraya basarsanız bana abone oluyorsunuz. <laughs> ben bu kadını bir yerden çıkartıyorum. Bu yayınlarda bağıran kadın değil mi ya? Şöyle bir bakayım. Gerçekten benziyor biraz ama arkadaşlar lafı çok uzattım. Zaten buraları kesin izlemiyorsunuz, geçiyorsunuz, boşu boşuna konuşturuyorsunuz beni. Şurada şimdi size dünyada trend olan akımı e, ekrana getireceğim. Dünyada trend oldu bu akımı. Önce onu izleyelim. Gerçekten kelimeler yetmez. O kadar iyi ki editlemesi muhteşem ama tabii biz onun edit programını kullanmayacağız. O büyük ihtimal profesyonel şeylerle yaptı. Ben bunu daha nasıl e, basitçe yapabiliriz onu anlatacağım videoda. O zaman şimdi de benim videom gelsin. TikTok'ta bir günde tam tamına 2.7 milyon izlendi. Bakalım gerçekten izlenmeye değer bir video mu? Görelim. Bazıları da şey diyecek bu video nasıl 2.7 milyon izlenmiş diyenler olacak elbette ki. Onu da söyleyeyim. Şimdi Türkiye'de bunu yapan belli başlı kişiler var bu videoyu yapan. Ama şimdi ben yapınca hani kafanızda nasıl bir algı oluşturduysam Allah Allah kız bu yaptıysa ben de yaparım diye bir algı oluşmuş büyük ihtimal. O yüzden herkes yorumlara nasıl yaptın nasıl yaptın. Diğer ben videolara baktım bu tarz edit yapan kişilere. O kişilerde bu kadar yorum yok. Neyse şimdi videoya geçeceğiz nasıl yaptığıma. Hemen anlatıyorum. <laughs> Seda Sayan'la hoş geldiniz programıma. Neyse geçiyorum video. Hadi geçelim. Öncelikle 3 tane video çekmemiz gerekiyor. Birinci ana videomuz ekrana doğru gelip en son elimizi böyle kafamız sanki geliyormuş gibi yapıp birden fırlattığımız video. Şimdi zaten gördünüz. Bu şekilde bir tane video çekiyoruz. Tekrar bakabilirsiniz. Diğer videomuz ise etrafımızda 360 derece döndüğümüz bir video olacak. Buradaki çok komik çıkmışım ama böyle bir video. Diğer videomuzda en son video yani en son bitiş videosu. Burada şarkı da söyleyebilirsiniz. Ben şarkıyı bilmediğim için söylememeyi tercih ettim. Videolarımızı çektikten sonra CapCut uygulamasına giriş yapıp yeni proje diyoruz ve etrafımızda 360 derece döndüğümüz videoyu açıyoruz ilk başta. Öncelikle bizim bu arka plandan bir kurtulmamız lazım. Videoya tıklayıp altta arka planı kaldır butonu var orayı bulmamız gerekiyor. Onu bulduktan sonra basıyoruz. Bu kadar basit. Yani arka plan zaten otomatikman kalkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi 360 derece dönecek ama dönerken de ekrandan çıkmasını istemiyorum. Mesela burada çıktı. Keyframe atıyoruz o zaman. Bak şu an elimi tıkladığım yere iyi bakın nereye tıkladığımı. Heh, ona basıyoruz. Yani videoyu 360 derece dönerken sağa sola kaydırıp ayarlayabilirsiniz ki kadrajdan çıkmayalım. Video güzel olsun kafamız bir yerde vücudumuz bir yerde olmasın. Yani hepsi düz olsun. Bu şekilde keyframeler atabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey alt taraftan maskeyi seçmek ki yüzümüzü yuvarlak bir şekil, şeklin içine alalım. Yani yuvarlak olsun vücudumuz çıkmasın. Daha sonra alt taraftan tuvale basıyoruz. Tuvalden de renk seçiyoruz. Arka planımızı yeşil yapmamız gerekiyor. Şimdi artık bu videoyu çoğaltmanın zamanı geldi. Çünkü döneceğiz sadece bir kere dönmesin. Bir sürü dönsün kafamız. O yüzden alt taraftan kopyalaya tıklıyoruz. Dilediğiniz kadar kopyalayabilirsiniz. Daha sonra bunu keseceğiz zaten. Daha sonra hız ayarlayacağız arkadaşlar. Videoya tıklayıp alt tarafta hız seçeneği var. Oradan dilediğiniz gibi hızını ayarlayabilirsiniz. Ben biraz fazla hızlı olsun istiyorum. Böyle hızlı dönsün biraz kafam. O yüzden en hızlısını seçmeye çalıştım. Hepsine bunu uyguluyoruz. Hepsine zaten uyguladığımı görebilirsiniz alt tarafta videoda. El hareketlerime bakarak da aslında şu an benim sesimi dinlemeden de yapabilirsiniz. Gayet açıklayıcı anlattım. Bakar mısınız kafamız istediğimiz hızda dönüyor şu anda. Şimdi sağ üst taraftan videoyu dışa aktarıyoruz. Galerimize kaydediyoruz. İlk videomuz bu şekilde bitti. Şimdi tekrardan yeni proje deyip ana videomuzu seçiyoruz. Ana videoyu seçtik. Şimdi bundan sonrası çok kolay. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Elimizi tam havaya kaldırdığımız yere bindirme ekleyeceğiz. Alt tarafta bindirme ekle seçeneği olacak. Şimdi göreceksiniz. Bindirme ekleyip az önceki videomuzu seçeceğiz. Az önce yaptık yani ya yeşil ekranla. Şimdi bu yeşil ekranlı videomuzu ekledik. Arka planı kaldır diyeceğiz ki arkadaki yeşil görüntü artık yok olsun. Arka planı kaldırdık. Şimdi arkadaşlar en basit olaya geliyoruz. Kafamızın yukarıdan gelmesi lazım. Ben şimdi bu kafayı tavana alıyorum. Yukarıda gözükmeyecek bir noktayı alın. Gözükmeyecek bir noktayı alın kafayı. Elimizi tam hareket ettirdiğimiz yerde yukarıdan düşmesi lazım. O zaman elimizi tam böyle oynattığımız yere kafamız üstte başlayacak tamam mı? Üste başladı. Şimdi keyframe demiştik ya az önce. Keyframe ekleye ekleye kafayı aşağı birden indirdim. Elin üstüne bakın. Elin üstüne indirdim. Küçültüp büyütmek size kalmış. Elimizin hareket ettiği noktalara keyframe ekliyoruz. Bakın keyframe eklediğim yere bir bakın. Orada gösteriyorum size. Ekliyoruz. Elimiz nerede hareket ettiyse oraya ekliyoruz. Tamam mı? Artık fırlattım ben. Bu kafanın büyümesi lazım. Kafayı artık büyütelim. Tamam, keyframe otomatik ekliyor artık zaten. Kafayı büyüttük, burada bırak. Tamam, burada bırak. Bu bu kadar yeterli, çok oldu. Bir bakalım videoya. Bir bakalım nasıl olacak? Düştü, attı, süper. Evet, şimdi buraya bizim 3. videomuzu eklememiz lazım. Tekrar bindirme ekle deyip 3. çekmiştim yani son aşamada kullanacağım video diye. O videoyu ekliyorum. Şimdi ne yapacağız peki? Az önce yapmıştık ya arka planı kaldır. Niye kalkmıyor bu? Kalkar, ki kalkar. Yani böyle olabilir arkadaşlar, uygulama kullanıyorsunuz sonuçta yani. Bir daha bakalım. Arka planı kaldır. Evet, kaldırdık. Bakın arka planı. Kaldır. Birkaç kere deneyin. oluyor, olabiliyor bazen böyle şeyler. Şimdi tam kafanın geldi. Hani ikinci video vardı ya ilk yeşil ekran yaptığımız. Onun tam bitti, yere böyle döndüğü yere yere kafayı ekledik ya. Oradan devamını sileceğim ben şimdi videonun. Bakın bir ayarlayayım önce geliş yerini. Bu arada büyütüp küçültebilirsiniz kendinizi. Ben şu an böyle yaptım ama tam heh, buradan itibaren sil diyorum. Böl diyorum. Orayı sonra sil diyeceğim. Böldük. Bu arada şarjım az. Böldük. Sil diyeceğim. Sil. Nerede? Evet burada. Bakalım şimdi oldu mu? Yani bir, bir bakalım. Bir, biraz denemeler yapalım. Öne al. Arkaya al. Bir şeyler yapıştı işte kendim Bakın. Bakın şimdi attık. Hop. Biraz arkada gözüktü. Olmadı. Biraz ileri alalım olur belki. Döndür hop yine olmadı. Biraz ilk ilki güzeldi sanki ilk gösterdiğim. Ha şimdi oldu. Bu arada müzik eklemedim ben buna. Müziği de ekleyebilirsiniz. TikTok'a koyarken, Instagram'a koyarken istediğiniz müziği ekleyin ama dünyaca trend olan müziği eklemeniz daha doğru. En azından ne yaptığınız belli olur. Bu kadın ne yapıyor, bu adam ne yapıyor diye düşünmezler. Ve bu şekilde videomuz oldu, bitti. Yani böyle yapılıyor. Daha sonra yukarıdan dışa aktar diyorum ve galerime kaydediyorum. Başka bir şey yok. Dışa aktardım ve galerime kaydettim. Daha sonra bunu TikTok'a, Instagram'a atabiliriz. Galerimde kaydı oldu şu anda. Videoyu izleyelim. Umarım videomu izleyip anlatışımdan da anlamışsınızdır. Videomu böyle duraklata duraklata siz de bir yandan CapCut'ı açıp baka baka yapabilirsiniz aynı videoyu. Ama dediğim gibi önce 3 tane video çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Eğer videoyu yapmaya karar verirseniz ve yaparsanız TikTok'ta ve Instagram'da paylaşırken beni etiketlemeyi unutmayın. Buket Yildirim kullanıcı adım burada da yazıyor zaten. Etiketlendiğim her videoya yorum yapıyorum beğeniyorum zaten. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.